Allahu Ekber, Allahu Ekber. أحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله أكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Az evvel hocamızın da mealini verdiği gibi sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katında diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz. Onlar ebedi nimetlerle rızıklandırılıyor. Bugün burada hem bir taraftan büyük hüzün içerisindeyiz, hem büyük bir öfkenin içerisindeyiz. Türkiye'nin tamamının kalbinin ve aklının burada olduğunu biliyoruz. Hatta bütün İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin burada Didim'de attığını biliyoruz. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. İlk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren duruma müdahale edilmiş. Hem orada yapılan bütün işlemlere müdahale edilmiş, onlar müşahede edilmiş. Burada da Adli Tıp Kurumumuzun uluslararası standartlarda otopsi raporları ortaya çıkarılmıştır. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. 8 Ekim'den bu yana dünyanın modern tarih boyunca izlediği en büyük vahşeti izliyoruz. On binlerce insan. Henüz dünya maalesef Gazze'de öldürülenlerin rakamını tutmaktan dahi aciz. İstatistiğinin dahi sağlıklı olmadığı bir ortamdayız. Ama bütün dünya Gazze'deki katliama, soykırıma dikkat çekerken İsrail'in işgalci güçleri el altından Batı Şeria'daki toprakları da adım adım işgale devam ediyordu. İşte Ayşenur evladımız tam da böylesine hassas bir görevi icra ederken, yani Batı Şeria'daki bu kanunsuz işgale dikkat çekmek için oradayken şehit oldu, şehit edildi. Bu sadece birkaç tane İsrailli cani askerin suçu değildir. Bu suça göz yuman terör devletinin suçudur. Terör devletine arka çıkan bir takım işbirlikçi devletlerin de suçudur. Dünyanın büyük devletlerinden birisinin başkanı olduğunu zannettiğimiz bizzat kalkıp yerden seken bir kurşun vurdu diyecek kadar insanlıktan sapmış görünüyor. Halbuki otopsi raporu çok net ortaya koymuştur. Ayşenur yakın mesafeden doğrudan ateşle sol kulağının arkasından giren kurşunla şehit edilmiştir. Bunun hesabı sorulacaktır. Zalimler bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde verecektir. Allah rahmet eylesin. Filistin'in bütün şehitlerini rahmetle anıyoruz. Filistin davası eninde sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır. Allah.